Babanın yanındayız. Ramazan-ı Şerif'i gerçekten adeta Türkiye'de bir köyde yaşıyoruz gibi. Daha ne olsun diyoruz. Efendim patatesler de birazdan gelecek. Böyle Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi iftar için Betül abla patatesler geldi mi? Evet. Nasıl ediyoruz iftar için? Belçika'ya geldiğinizde böyle bir şeyle karşılaşacağım. Yok, hiç umuyorduk yani. Evet. Hiç umuyordunuz değil mi? Evet, patateslerimizi yıkadık. Bana sıcak yerinden oturdum böyle yani. Öyle değil mi? Evet. Böyle atıyoruz patateslerimizi içine. Evet. Akşama inşallah. Cız yaptı vallahi yani. Evet. Hazır demek ki. İftara. Hatta abi de köy ekmeği aldım. Üzerinde ekmekli kızartmış. Köy ekmeği de var. Geleceksiniz. Üzerinde bir yağ falan da. Tabii ki. Peynir falan. Evet. Aynen öyle. Çok iyi. Arabaya bindim mi? Siz gerçi ustasınız daha. Yok. Nerede? Nacizane. Bu işleri Mustafa Bey daha çok güzel yapıyor ama. Şimdi torunlarımız çok seviyor. Çok onlar için farklı bir konsept oluyor. Örneğin bu odunlarımız bahçede. Odun bitince diyorlar dede odun bitti. Hadi oğlum diyor dedemiz işte Mustafa Bey. Gelin diyor Hasan Dağı'na diyor oduna gidelim diyor. Evet. Biz de mahçemizin adı Hasan Dağı. Çocukların beynine o güzelliği yerleştirebilmek. Çünkü ben de köy çocuğuyum, Mustafa Bey de herkese odadan giderdik. Bak camdan. Hani onu yaşasınlar. Arabaya binmiş. Evet gerçekten muhteşem atmosfer. Biraz da tabii ki şehre çıkalım diyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızla görüşelim. Bakalım Ramazan-ı Şerif nasıl gidiyor? Ramazan burada nasıl yaşanıyor? Onu ekranlarınıza getirmek üzere. Şimdi efendim Hasertli yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan Betül Hanım'ın eşi Yusuf Bey de sohbete dahil oluyor. Yusuf Bey mi? Ve oradan çakmağı bağlamasıyla yolcu ediyor. Yusuf Bey dediler. Dayın geceleri dağlar başında hiçbir hile yoktur onun eşinde. Alıp gezdirirdi çölün başında. Anne koş. Anne. Çorum. Çorumlusunuz. Çorum olacağım. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan iyi Allah'a şükür.